mapus, mapus derler, zor geçer günler. Anam babam, kardeşlerim, yolumu bekler. Buna mapus, mapus derler, zor geçer günler. Körpe kuzularım benim, yolumu bekler, yolumu bekler. Buna mapus, mapus derler, zor geçer günler. Anam babam, kardeşlerim, yolumu bekler. Buna mapus, mapus derler, zor geçer günler. Körpe kuzularım benim, yolumu bekle, yolumu bekle. Buna mapus, mapus derler, zor geçer günler. Körpe kuzularım benim, yolumu bekle, yolumu bekle. Buna mapus, mapus derler, zor geçer günler. Sen ağlama ey. Ben bir şey söylemiyorum, sadece bir alo diyelim. İbrahim. Alo. Alo, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar. Serdar Erken. Sevgili Nevzat, iyi yayınlar diyorum. İyi hoş geldin. Kadar, bu güzel albümü kadar... yapan kıymetli müzik adamı. Alkışlıyorum, alkışlıyorum. Sevgili rejim, oradan Erken müzik yazdınız. Ceza gelirse sizindir ha, ona göre. Bence de vallahi billah. Serdar Erken'le biz... Hoş geldin Serdar Erken. Et. Sevgili abim, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah Nevzat'cığım. Çok güzel geliyorsunuz. Ya, olağanüstü. İbrahim'le de uzun süreden beri görüşemiyoruz. Tekrar baba oldu İbrahim. İyi bir aile babası. Herhalde İbrahim 5. 7. kaçıncı oldu? Allah nazim ederse. 3. Allah bağışlasın. Evet buyur. Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Serdar Erken, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir özlem giderim dedim. İyi paramları dileyim dedim. Bir de İbrahim'cimden bir isteğim olacak. Bulamadım Sevdam. Ben çok seviyorum onu. İbrahim biliyor. Eğer yer verirseniz Nevzat Bey, çok bulamadım, sevinirim. Bulamadım Sevdam. Onu benim için okursa. Olursa, biraz sonra, biraz sonra. Ben olur. De... Çok merak ediyorum. Ben eminim ki çok güzel bir repertuar olmuş. Sevgili Serdar abiciğim, sizleri seviyorum. Çok büyük bir müzik adamı. Ricam, gerçekten olur. De alkışlıyoruz. Her zaman şöyle söyleyeyim. Sevgili İbrahim'le beraber, sanatçılarımızla beraberiz, yanındayız her zaman. Onlar bizim çok değerlimiz. Çok seviyorum sanatçılarımı. Hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Biz de seni seviyoruz. Allah razı olsun. Sağ güzel olun, insan. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. İyi programlar. Gel abim, gel. Bu ne arkadaş? Ya. Bunun da sözümüzü bana aitti. Maşallah, evet. Yemin ediyorum. Demek ki bu Şanlıurfa'ya gitmen biraz kızman falan güzel oldu ha. Yok yok, her zaman şükrediyorum Rabbime. Vallahi her biraz, zaman şükürler olsun. İbrahim biraz abi. Seni Allah, ki. Allah sevdiği kullarına eziyet çektirir. Demek ki beni seviyor ki eziyet çektiriyor. O zaman bana. Kurbanım Allah'tan. Mahkumlarına gelsin bu güzel türküyü. Çok güzel oldu. Peki. Allah razı olsun. Peki. Gönlüne sağlık.
Birkaç tane mesaj okuyalım müsaade varsa. Tabii. Çok mesajımız gelmiş. Diyorlar ki iyi yayınlar Nevzat Bey. Saadet ben diyor. Zakir Zerel'den daha ne istiyorsun parçasını istiyorum. Hasreten adı yeni albümümüzde. Evet hayırlı olsun taşıyan, bu arada. Evet okuyalım tekrar istiyorsan Zakir'im. İyi yayınlar Nevzat Soy'dan, Zakir Zerel'den Bilemedim parçasını istiyorum. Programının 10 numara izlemekten zevk alıyoruz diyorlar işte. Sağ olun. İyi akşamlar, ben Niksar Boğazbaşı köyünden Uzun Hasan diyor, kulaksız öfef istiyorum. Hasan abiciğim öfef okuduk. Sizlere armağan olsun. Bütün köyünüz armağan olsun. İyi akşamlar Nevzat Bey. Ben diyor Leyla Deli, Zakir Zeral'ın yeni albümünün, Zeral'in yeni albümünün hayırlı olmasını dileğimle bir parçasını diyor istiyorum. O Zalim Yar. Vay vay, aslında onu da oku. Vallahi bize çok güzel. Olsun hem yenilerden hem eskilerinden. Zakir'im çok güzel bir eser o da. Gönlüne yüreğine sağlık. Muğla Fethiye'den Aysun Bülbül. Ben biraderim Bedri Uçar. Bacım Türkan ve beni tüm seven sevenlerimle için benim sadık yarım kara topraktır. Başımız üstüne okuruz. Ben Samsun'dan Zeki Bayrı. Yar ağladı ben ağladım türküsünü istiyorum. Tüm Bayrı ailesine selam olsun. Ben Eskişehir'den Cumali Can. Seyfi Baba'dan bir parça istiyorum. Peki okuyacağız. Nevzat Bey, Saadet Özdemir, oğlum Coşkun için diyor, asker türküsünü istiyorum. Sağ olun. Hayırlı yayınlar dilerim Nevzat Bey. Ben Levent Bayram, İstanbul Silivri'den sanatçıyım. Sıradaki parçanızı bu stüdyoda sizlerle izleyen dostlarıma ve tüm Ekin TV izleyenlerine armağan olsun etmek istiyorum. İyi akşamlar. Ben Erzurum'dan Mücahit, Tektaş, Nevzat Soydan'dan diyor Erzurum türküsünü istiyorum. Torunum Ümmü Gülsün ve Tayfun Kılıç'a gelsin. İyi yayınlar Zakir Zeler kardeşimin yeni albümü hayırlı uğurlu olsun. Akşam ortam çok güzeldi. Başarılarının devamını dilerim. Cahit Babahan. Cahit abim buradan selamlar olsun sevgili Muşlu abim. Çok sevdiğim bir abim. O da akşam bizimleydi. Peki. Onu seviyorum. Zakir'in hangisini okumak istersin? Ben bir tane Uzun Hava Malatya yöresinden. Tamam. Armut Ağacı. Ondan sonra hemen Tanıma Beni bağlıyoruz. Peki. Bir tane bile peşi okuyalım. Peki. Çıkıyor. Thank you.
belanın arasına düştük. Hadi buyurun. Vallahi billahi. Gidiyor da tutun kırmaya, aman aman, aman aman. Sarlaya gidiyor da tutun kırmaya, aman aman, aman aman. Maviler giymiş de nazar almaya. Maviler girmiş de nazar almaya, kadalalım. Zalim anan seni bana vermezse, bana vermezse, aman aman, aman aman. Kırla kollarda murad almaya, kadalalım. Kırla kollarda murad almaya, kadalalım. Başka birine yalmışsın, ne dilsiz imansız mısın? Başka birine yalmışsın, beş paranla kazanmışsın. Gururun yok mu? Arama beni, kimle görürsen gör, tanıma beni. Beş kiralık bir ev tutmuştuk, sarı renge boyamıştık. Kiralık bir ev tutmuştuk, sarı renge boyamıştık. Davetiye dağıtmıştık, Allah'ın yok mu? Arama beni, kimle görürsen gör, tanıma. Davetiye dağıtmıştık, Allah'ın
yani beni seviyordun, benim için ölüyordun yalancı. Hani beni seviyordun, benim için ölüyordun. Senden vazgeçmem diyordun, Allah yok mu? Arama beni, kimle görürsen gör, tanıma beni. Evleneceğiz diyordun, gururun yok mu? Arama elbiseleriniz kirlenmesi olur mu? Gelin babacığım. Şey olmazdı. Gönüller temiz olsun. Elbiseler yıkanır ya. Ne olacak? Bu gider başka bir elbise gelir. Yemin billahi diyorum ikisi de bela. İkisi de bela. Ben biraz önce ağlayacaktım. Hadi de ağlattın beni. Ben çok yorgunum. Bütün umutlar İbrahim Bala'da. Aman yar ağladın, Nevzat Soy'dan da ağlattın de bugün. Evet. Evet. Sadece içeriye verelim yönetmenim. Kripten gelmesin. Buyurun. İkimiz de dolduk taştık, yar ağladı ben ağladım. İkimiz de dolduk taştık, yar ağladı ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize, yar ağladı ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize, yar ağladı ben ağladım. Bütün sevenlere gelsin. Sevenlerin kıymetini, güzelliklerinin kıymetini bilenlere, aşkın, sevdanın ve de dostluğun kıymetini bilenlere gelsin. Eski günleri, yar ağladı ben ağladım. Andıkça eski günleri, yar ağladı ben ağladım. Altına bir minder serdim, tazelendi yürek derdim. Eline bir mendil verdim, yar ağladı ben ağladım. Altına bir minder serdim, tazelendi yürek derdim. Eline bir mendil verdim, yar ağladı ben ağladım. Baktım
yaptı eski resmimize. N'oldu dedik böyle bize, sarıldık birbirimize. Yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize. N'oldu dedik böyle bize, sarıldık birbirimize. Nezit abi, minderler nerede? Ciger, ciger. Vay, vay. Otur, otur. Burada mı duracağız? Peki. 13 numara gelsin, madem oturduk uzun hava gelsin o zaman değil gelsin mi? Gelsin abi, gelsin. Ondan abi. Sonra Serdar Erken'in istediği parçayı okuyacağız. İbrahim abi, minderler nerede, minderler? Minderler nerede, minderler? Hani sen köylüydün abi, hani sen köylüydün, ne işin var minderde? Bunu da ben biz yerde de otururuz değil mi sevgili dostlar, yerde de otururuz. Çıkıyor.
Sıvar ya, sıvar. Çembe, çembe, çembe ya Rabbim, çembe. Hele bak naşırında baştan ayağa karalar giymiş de küçük oğlum Muhammed'im ya sıvar, ya sıvar, ya sıvar. Dumana da oğlum Muhammed'im dumana. Dumana, 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 dumana. Aman ateş düştü yer yakana. Benim oğlum kime ne? Amanın bir evden çiftle cenaze çıkar mı dele gelin bakın çoluk çocuk figana dilo dilo dumana dumana dumana. Başkasına yar yar kör bu gözlerim. Sen olmazsan sensiz nasıl ederim? Mahkum etti beni sana kötü kaderim. Dünyamı başıma yıkan vefasız yarim. Senden başkasına yar yar kör bu gözlerim. Sen olmazsan sensiz nasıl ederim? Mahkum etti beni sana kötü kaderim. Maraş ne Adıyaman, gezdim Urfa'yı yar yar bulamadım Eman. Vara vara vardım şu kiliseline, sordum sual ettim seni bulamadım sevdam. Ne Antepli Maraş ne Adıyaman, gezdim Urfa'yı yar yar bulamadım Eman. Vara vara vardım Malatya eline, sordum sual ettim seni bulamadım sevda. Garibim bana yar yar perişan ettin. Yar sen bu başıma neler getirdin? Ayrılıklar diyarına beni hapsettin. Neden söyle neden zalim bırakıp gittin? Garibim bana yar yar perişan ettin. Yar sen bu başıma neler getirdin? Ayrılıklar diyarına beni hapsettin. Ne Antepli Maraş ne Adıyaman, gezdim Urfa'yı yar yar bulamadım Eman. Vara vara vardım şu kiliseline, sordum sual ettim seni bulamadım sevdam. Ne Antepli Maraş ne Adıyaman,
Malatya eline sordum suval ettim seni bulamadım sevdam. Ne Antep ne Maraş ne Adıyaman gezdim Urfa'yı yar yar bulamadım eman. Vara vara vardım Malatya eline sordum suval ettim seni bulamadım sevdam. Efendim alkışlar durmuyor. Engin Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Üzeyir Engin Bey'i kuvvetli bir şekilde alkışlıyoruz. Evet sevgili kıymetli dostlarımız, şu anda yanımızda yakışıklı bir abim, kıymetli bir abim. Estağfurullah. Biraz önce programda da bahsettim, dedim ki inşallah şu anda dördüncü şübemizi açtık ama Almanya ile birlikte. İnşallah dedim onun yanına bol bol sıfırlar gelsin, bizim çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz siz de stüdyoya, ekranlara. Bugün biraz rahatsızım, kusura bakmayın, inan evden çıktım geldim. Çünkü Nevzat Bey'in programına iki haftadır katılmıyordum. Evet. Bu hafta katılmam lazım dedim. Çok teşekkürler. Efendim, Çanakkale Bigay Gümüşçay Belediyesi'nde yapacağımız inşaatların son aşamasına geldik. Yapacağımız inşaatların mimari görüntülerini, 3 boyutlarını şu an çıkarıyoruz. 300 metrekare arsalar 33.900'den başlayan fiyatlarla şu an ekranlarda görüyorsunuz. Muhteşem. Doğayla, denizle, ormanla iç içe olan yerler. 300, 350, 400, 450, 500, 1 dönüm, 2 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm. İster ticari imarlı, ister konut imarlı, ister turistik imar da var. Yani 5 dönüm bir yer al, otel yap, 30 yataklı, 25 yataklı, 40 yataklı orayı işletmeye aç. Böylesine proje içerisinde bir yer, böylesine muhteşem bir yer. Kameraman arkadaş burayı alırsa eğer, yapacağımız inşaatların tek katlı, iki katlı, üç katlı görüntülerinin etüt çalışmalarını yaptık. Sizlerle bunlarla ilgili arsa alan tüm müşterilerimizi tek tek davet edeceğiz. Gerek Ümraniye ofisimize, gerek Esenyurt'taki ofisimize. Almış olduğun arsaya ne yapmak istiyorsun? Tek kat mı yapmak istiyorsun? İki kat mı yapmak istiyorsun? Yoksa iki arsa alıp birine ev, birine bahçe mi yapmak istiyorsun? Sizler bunlara karar vereceksiniz. Bizler de size teslim edeceğiz. Efendim 0212 450 1024 0212 450 1024 telefonlarımız. Bu telefonlarımızın ikisini de hem Ümraniye ofisinde aramak isteyenler ulaşabilir, hem Esenyurt'taki ofisimize ulaşabilir. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Ümraniye ofisimizin açılışının tamamı bu pazar saat 10'da Ekin TV'de, Cem TV'de, Yol TV'de sizlere göstereceğiz, banttan yayınlayacağız, tamamını yayınlayacağız. İzdihamdı, izdihamdı. Samimiyetimle söylüyorum, izdihamdı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir kalabalıktı. Bu da demek ki Üzeyir Bey sizin ne kadar doğru bir İş yaptığınız ve de ne kadar güvenli bir iş yaptığınız anlamda sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizinle birlikte çalıştığım için ben büyük bir şeref duyuyorum. Teşekkür ederim. Bunu gönül rahatlığıyla yürekten çok söylüyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ben de sizleri de aynı şekilde seviyoruz. Burada biz bir aileyiz. Bizden bir sene önce, iki sene önce, üç sene önce arsa almış, o bölgede oturan, açılışımızı duymuş, gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ticareti bir defa yapıyorsunuz ama dostluk, heyecan, o bağdaş bambaşka bir şey. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz ekranlarda, değerli Ekin Türkiye izleyenleri. Ticareti bir defa yaparsın ama dostluk bir ömür boyudur. Biz ticaret yaptığımız bütün müşterilerle, 10 binden fazla müşterimiz var birebir tapu yaptığımız. Şimdiye kadar 12 binde olmuş olabilir, yanılmayayım. 12 bin müşteri dahil emin olun dostluklara önem verdik. Arkadaşlığa önem verdik, abi kardeş, abla kardeşe önem verdik. Bir arsa ofisi açılışı yapılıyor, yaklaşık 7 bin kişi katılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 7000 kişi oraya geliyor ve orada teşekkür ediyorum. Bunlar bizi şımartmayacak. Bunlar bizi üstümüze yükü daha çok artıracak. Omuzlarımıza yük daha çok olacak. Çünkü amacımız 7000 değil 70.000, 700.000, 7 milyon, 70 milyon insana ulaşmak. Bunları yapacağız inşallah. Cepinde 10.000 lirası olan, 12.000 lirası olan, 15.000 lirası olan hala daha. Ben bu ülkede bu parayla arsa alabilir miyim? Tarla alabilir miyim? Yatırım yapabilir miyim diyenler. Engin Gayrimenkul'e çok yakın.
0212 450 10 24 aradığınızda cebinizdeki para, bankanızdaki para değeri, miktarı önemli değil. Gelin yatırımımızı toprağa yapın diyoruz. Bu arada Zakir kardeşim de, Zakir Zerel kardeşim de, biz komşuyuz, iki tane de Zakir aldı. Evet. Onu da belirtmek istiyorum. Yüreğim, sana da bir tane buradan alalım muhakkak. Valla. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben bütün dostlarıma söylüyorum. Komşu gelin sevgili dostlar. Bize komşu gelin. Bize komşu gelin. Bu stüdyoda gördüğünüz programın aynısını samimiyetimle söylüyorum ama tabii daha sadesi. Oradan Nevzat Soy'dan kardeşiniz sizlere özel yapacak. Ben diyorum arsa alanlara türkü bedava. Evet. Zakir de geldi yanıma. Nevzat abi söyledi diye iki tane aldık. Dedik komşu olalım, belki ileride yaşlandınız orada emekli oluruz beraber. Ben de 5 tane alacağım. İnşallah, inşallah. Efendim sizleri Engin Gayrimenkul'e davet ediyoruz. 0212 450 1024. Biga öylesine bir yer ki, hani Nevzat Bey gerçekten burada sabaha kadar anlatsak, ben sabaha kadar anlatsam oraya gömmeniz lazım. 86 dönüm bir göleti var. Büyükçekmece Gölü'nü kafanızda düşünün, orayı bilenler çok vardır. Onun minyatür hali. 48 dönüm orman arası vardır. Belgrad ormanlarını düşünün. Halkalı ormanı düşünün. Onun minyatür hali. 3 dönüm cemevi, 3 dönüm cami. 6 adet ikişer dönüm çocuk parkı. Futbol sahası, tenis kortu, voleybol sahası, plaj kampikler, restoranlar, lokantalar, kafeler. Hatta otel bile. Bir yurt dışından müşterimiz Köln'de oturuyor. Mustafa Macit'e buradan selam gönderiyorum. 5 dönüm bir yer aldı. Otel yapacağım dedi. 23 yataklı bir otel. Tam denizin dibinde aldı. Bütün bunlar hep o proje içerisinde. Yani otel ayrı bir yerde, ev ayrı bir yerde, işte cami ayrı bir yerde, cemevi ayrı bir yerde değil. Hepsi aynı proje içerisinde. Bir yaşam alanı kuracağız oraya. Bir kenti kuracağız. Bir sosyal alan yapacağız oraya. Bizler İstanbul'da, ben 2008 yılından beri bir apartmanda oturuyorum. Emin olun alt komşumu tanımıyorum. Çünkü sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Ama orada öyle bir şey olacak ki, çıktığınızda ya Sivaslı'ya denk geleceksiniz, ya Tokatlı'ya denk geleceksiniz, ya Erzincanlı'ya, ya Erzurumlu'ya, ya Ardahanlı'ya, ya Çorumlu'ya. Bir Anadolu kenti orası. Komşunuza bir bakacaksınız ki birbirinden değerli sanatçılar. Bir bakacaksınız ki futbolcular, bir bakacak parlamentoda görev yapmış insanlar. Böylesine komşuluğu geniş, Türkiye coğrafyasının olduğu bir yer. 300 metrekare arsalar 33.900'den başlıyor. 450 10 24 212 alan koduyla. Bu arada Üzeri Bey, Biga'yı zaten artık dünya projesi, çok önemli, çok kıymetli bir proje. Burada kesinlikle ve kesinlikle herkesin bir an önce bu projeden yer edinmelerini ben tavsiye ediyorum bir kardeşleri olarak. Bu arada İstanbul'la ilgili de mesela Almanya'dan bizim çok menajer dostlarımız, arkadaşlarımız Yaran Hanımefendi ve Nursel Hanımefendi de, şu anda bizleri izliyorlar, aradılar. Dediler ki biz Biga'da da düşünüyoruz ama İstanbul'da da düşünüyoruz. Bunun için ne yapmaları Çatalca'da, gerekiyor? Çatalca Çakır Mahallesi'nde 387 metrekare, 415 metrekare yerlerimiz var. Mahalle içerisinde doğalgazı dahi geçmiş. Kaldırım taşı dahi yapılmış ana asfalt üzerinde. Arsanın hemen bir tarafında iki katlı ev, bir tarafında tek katlı bir ev, arkasında dört katlı bir ev. Böylesine bir yerde 387 metrekare, 415 metrekare 50 binden başlayan fiyatlar. Bitmedi. Çerkezköy'de, Kapaklı'da, Saray'da 20 binden başlayan fiyatlar. Bitmedi. Lüleburgaz'da, Kırklareli'de, Baba Eski'de 7 binden, 8 binden başlayan fiyatlar. Daha ne olsun, istiyorsan 5 binden verelim. Yani böylesine muhteşem yerler. O zaman ben bekliyorum. Özür diliyorum Üzeri Bey. Şimdi ben Nursel Hanımefendi ve ailesine selamlarımı iletiyorum. Akta ailesine. Ben o zaman sizin adınıza ayırttım iki tanesini. Tamam mı Yaren Hanım? Sana ve Nursel Hanım'a selam olsun. Tamam. Selam gönderiyoruz biz de şu an bizi izleyen tüm gurbetçilerimize. Efendim sizleri Engin Gayrimenkul'a davet ediyoruz. Son kez telefonlarımızı Nevzat Bey veriyor. 200, ben iyi akşamlar diliyorum. 212 alan koduyla sevgili dostlar. 212 zaten biliyorsunuz artık Avrupa tarafının kodu. Orayı unutalım artık. 450 1024. 450 1024. Hemen arayın. Ama özellikle Nevzat Soy'dan Şov'da da aradığınızı unutmayın. Söylediğinizi unutmayın sevgili dostlar. Evet biz dedik ya, iddia ediyoruz bu program ömür boyu devam edecek. Üzeyir Bey ve de Hüseyin Yıldırım ne zaman Nevzat kardeşim git kardeşim senden bıktık demeyene kadar buradayım ben. Onun için bol bol arsa alalım, olur mu? Evet Üzeyir Bey'e sonsuz teşekkürler, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler, hürmetler, saygı.
Evet kıymetli dostlar. Bu nasıl güzel bir program oldu. Beğendiniz mi sevgili dostlar, kıymetli dostlar, stüdyo ekranları başı? Ben öncelikle yepyeni albümleriyle bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarım, sevgili Zakir Zerel beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Var mı son olarak ben teşekkür eklediğin? Ederim. Ne zaman bile çabuk geçti ya. Biz de böyle abi, biz de böyle başladık mı bitiririz. Bizi izlemekte olan herkese, bütün gönül dostlarına saygılarımı sunuyorum. Burada olmaktan şeref diyorum, sen olmaktan şeref diyorum. İyi ki varsın. Alkışlıyoruz Zakir Zerel'i. İbrahim Bala, Nevzat, can dostum, sesine, Nevzat, gönlüne, yüreğine Nevzat sağlık. Nevzat Soy'dan Adam Gibi Adam'ın programına konuk olmaktan son derece müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum Mert Çeşin kardeşim. Çok teşekkürler. Bu arada Songül Polat, Muğla'da bizleri izliyorlar. Eray Polat ailesine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok istekler okuyamadık. Herkesten özür diliyoruz. Evet. Zaman kısıtlıydı. Evet. Yoksa sevgili dostlar, mesajlarınızı okuduğumuz, okumadığımız dostlarımız, hepinizi çok seviyorum. Evet. Bazen zaman yetmiyor olabilir ama sizler çok kaliteli insanlarsınız. Ben her zaman diyorum ya, insanoğlu mıknatıs gibidir. Karakteri, kişiliği nasılsa öyle insanlar çeker. Benim gönlümden, yüreğimden hiçbir zaman şüphem olmadı ki beni dinleyenlerden de olsun. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, sizleri seviyorum. Ekranları başı, sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Emeği geçen bütün Ekin Türk TV ailesine sonsuz teşekkürler. Müsyan dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Saçımın akına bakma sultanım, 18 yaşına girmiş gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibi. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibi. Belki senden 3-5